Herkese selamlar arkadaşlar, ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'a yeni gelen Chop Shop DLC'sinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Evet, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bu görevlere devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki bu güncellemeyle birlikte oyuna yeni bir işletme eklenmişti ve ilk bölümde bu işletmeyi almıştık. Sal ve Ciart adındaki işletmeyi ve onun içerisinden bir nevi bir heist gerçekleştiriyorduk arkadaşlar. Bir araba çalma görevi yapıyorduk. İşte bugün de onlara devam edeceğiz. Ancak güncellemeyle arkadaşlar sadece tabii ki de işletme eklenmedi. Yeni yeni özelliklerimiz bulunuyor ve ben de önümüzdeki günlerde bu yeniliklerle alakalı daha detaylı bir video getirmeye çalışacağım. Ancak hemen aklıma gelmişken belirteyim arkadaşlar, bu güncellemeyle birlikte oyunumuza bir de yeni bir silah eklendi arkadaşlar. En azından şu an yayınlanan bir silah bu. Hemen Gunman'a geliyoruz ve buradan satın alabiliriz bu silahı arkadaşlar. Weapons kısmına tıklıyoruz ve hemen buradan arkadaşlar Battle Rifle adına yeni bir silah eklendi. Gördüğünüz üzere 447.750 dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Hemen bunu satın alıyoruz arkadaşlar. Sizlerle birlikte bu görevleri bu silahla yapmayı düşünüyorum, zira şu şekilde bir elime de almak istiyorum açıkçası. Bakıyorum nerede Battle Rifle. Evet, yani tabi silahın bir de arkadaşlar yükseltmeleri bulunuyor. Tabi ben onu yapmadım ilk başta. Şu şekilde bir stok haliyle nasıl durduğuna bakmak istedim. Hemen buradan modifiyelerini de yapalım arkadaşlar. Hemen şuradan Battle Rifle'a tıklayalım ve ilk önce tabii ki de ben tüm mermilerini satın alıyorum. Daha sonrasında gördüğüm üzere Default Clip, Extended Clip şeklinde bir sürü özelleştirmesi bulunuyor. Suppressor da bulunuyor, susturucu. Öncelikle Extended Clip'i almak istiyorum. Bunun dışında bakıyorum diğer özellikleri çok bir şey de yok gördüğünüz üzere. Normal tintler bulunuyor diğer silahlarda da gördüğümüz. Dolayısıyla bunları çok da almamıza gerek yok. Ekstra olarak suppressor alabilirsiniz aslında, ki ben de almayı düşünüyorum. Zira görevleri dediğim gibi bu silahla yapmak istiyorum ve belki bazı görevlerde sessizce ilerlememiz gerekebilir. Dolayısıyla suppressor da satın alıyorum. Tamamdır. Böylelikle bu silahı da aldık arkadaşlar. Dediğim gibi görevleri bununla yapacağız. Umuyorum ki bunun dışında son olarak güncellemeyle birlikte bir de bu interaction menümüz yenilendi arkadaşlar. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Ancak gördüğünüz üzere tamamen baştan tasarlandı bu menü. Register as a boss ve quick GPS zaten vardı. Manage vehicles şeklinde bir seçenek eklendi ki buradan aracımızı çağırabiliyoruz vesaire. Zaten buradaki seçenekler vardı. Ancak ana başlıkları genel değişti bu menünün ve gördüğünüz üzere Service Vehicle şeklinde bir kısmımız bulunuyor. Burası zaten dediğim gibi aynı diyebilirim. Health and Ammo şeklinde bir başlık eklendi ve buradan Ammo yani mermimizi yenileyebiliyoruz. Üstümüzdeki mermileri alabiliyoruz. Zırhları yine aynı şekilde buradan takabiliyoruz. Yani daha çok arkadaşlar az önce de söylediğim gibi buradaki başlıklar yenilendi diyebilirim. Özet olarak bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi istiyorsanız fazla vakit kaybetmeyelim ve hızlı bir şekilde bir işletmemize gidelim ve görevimize devam edelim. Benim işletmem buradaydı arkadaşlar. Hatırlıyorsanız önceki bölümde burayı satın almıştım. Dolayısıyla hızlı bir şekilde burayı işaretliyorum ve oraya giderek görevlerimize devam edelim. Evet, işletmemize geldik. Hemen şuradaki planlama tahtasına bakalım arkadaşlar. Hatırlıyorsanız buradan daha çok görevleri başlatıyorduk ki bunun için öncelikle register as a boss diyor. Hemen boss olarak yani patron olarak yazılmamız gerekiyor ya da bir diğer deyişle CEO olarak yazılmamız gerekiyor. Hemen planning wall'u kullanalım. Bakalım en son nerede kalmıştık, ona da bakalım. Evet, burada bizi birkaç farklı görev karşılıyor arkadaşlar. Police Maverick, Tactical Gear ya da Disrupt Equipment şeklinde. Tabii ki de üçünü de yapacağız arkadaşlar. Opsiyonel görevi de yapmayı düşünüyorum. Ancak ilk olarak Police Maverick adındaki görevle başlayalım istiyorsanız. Hemen Launch Mission diyorum ve göreve başlıyoruz. Evet, Jamal amir arıyor. Bakalım ne diyor. We can't exactly attempt this jailbreak in broad daylight, but they also lock up the place after dark. I'm thinking we get one of their own choppers to land on the roof. So they... Onların yani polislerin bir helikopterini alacağız. Ve gündüz gözüyle olmasa bile gece gözüyle çünkü zor oluyor dedi. Dolayısıyla onların polis helikopterlerini çalacağız ve bir nevi aralarına karışacağız da diyebilirim. Ve şu an bizden Weasel News Building'e gitmemizi istiyor. Bakalım ne diyor. Evet, bunu hacklememiz gerekiyor arkadaşlar. Burada Weasel News'in bir cihazı bulunuyor. Bunu hacklersek polisler gelecektir diyor. Bizim şu an polis helikopterine ihtiyacımız bulunuyor. Dolayısıyla burayı hacklememiz isteniyor. Tabii bunu nasıl yapabiliriz? Şu an şöyle bir düşünüyorum. Bakıyorum 8-4-8. Bunu böyle yapsak bakalım. Bunu kayıp perukasından vesaire hatırladığımız bir şey arkadaşlar. Bu 13 oluyor. Şunu yaptığımızda 11 oluyor. Bakıyorum bir şeyler deniyorum şu an ama olmazsa da zaten rastgele deneriz arkadaşlar. Örneğin şu an olmadı. Hiç önemi yok. Rastgele bunu zaten denediğinizde dediğim gibi illaki bir tanesini de tutturuyorsunuz. O yüzden çok bir önemi bulunmuyor. Ben şu an hızlı bir şekilde bunu çözeceğim. Ve derken 20'ye bulduk arkadaşlar. Rastgele burayı deneyebilirsiniz. Çok bir önemi yok. Zaten çok fazla zaman sınırı da bulunmuyor. İlla ki çözüyorsunuz yani. Dolayısıyla bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, şu an gördüğüm kadarıyla. Evet, Weasel News'i bu yüzden ekledik arkadaşlar. Gördüğünüz üzere polis helikopterini şu an görmüş bulmaktayız. Ve onu gidip alacağız sanırım. Tam hatırlamıyorum ama evet, sinyal lost dedi. Pekala. Şu an sanırım Rockford Plaza. Evet, bu adamların yani Weasel News'in ki bu biliyorsunuz ki oyunda bir
haber şirketi oluyor diyebiliriz. Ve bu şirketin binasını hackledik arkadaşlar. Ve böylelikle bunların helikopterlerine erişim elde etmiş olduk. Ve o helikopterle de bir polis helikopteri saptamış bulunmaktayız. Bu mantığı da bu şekildeydi. Hemen gidelim bakalım Rockford Plaza'ya. Ya direkt 3 yıldız olduk. Sürekli 3 yıldız oluyoruz. Yani bunu anlamış değilim. Diye de Polis Maverick. Evet. Şuradaki arkadaşları indirebiliriz aslında. Evet bu gerçekten güzel bir silah arkadaşlar. Yani şu an en azından hissiyat olarak söylüyorum. Tamamdır. Polis memuru zaten çalışır vaziyette. Buna hemen binebiliriz. Diğer polislerle çatışmamıza gerek yok. Lose the cops diyor. Yani polisleri atlatmamız gerekiyor ki çok da zor olmasa gerek bu işlem. Zaten helikopter varken çok bizi zorlamayacaklardır diye düşünüyorum. Tamamdır. Yani şu ana kadar kolay bir görevdi. Öyle düşünüyorum. Tamam. Bakalım ne diyor. Polisleri bıraktığın zaman, daha doğrusu onları kaybettiğin zaman, izini düşürdüğün zaman sana bir konum yollayacağım dedi ve oraya götürebilirsin bu helikopteri. Tamamdır. Şu an sadece tek yapmamız gereken şey polislerden kurtulmak arkadaşlar. O zaman hızlı bir şekilde polislerden kurtulalım. Tamamdır. Polislerden de kurtulduk. Çok sürmedi zaten. Bunun dışında evet. Ekip üyemiz bizim için bu helikopteri koruyacakmış arkadaşlar. Heist'e kadar. Heist yapacağımız zamana kadar. Dolayısıyla şu an sarı noktayı işaretlenen yere götürmemiz gerekiyor bu helikopteri. Ki burası da neresi oluyor? Evet şurasıymış hemen. Tamamdır. Tamamdır. Gayet güzel bir şekilde de indirdik. Kendi çıktı araçtan. Leave the area diyor. Yani burayı terk et diyor. Daha sonrasında da görev muhtemelen başarıyla tamamlamış olacaktır. Pekala hızlı bir şekilde burayı da terk edelim. Evet, work complete. Police Maverick acquired. Yani Police Maverick'i, yani helikopteri böylelikle almış bulunmaktayız. Bunun işte haritada mavi bir nokta var. Orası az önce benim geldiğim yer mi? Yok, o farklı bir görev. Exotic X-Force yıkılmış. Bu görevle bir alakası mı var dedim ama yok, değilmiş. Pekala. Yusuf Amir vesaire arayacak mı zannetmiyorum. Yusuf Amir değil de Jamal belki arayabilir. Onun dışında daha yapacağımız bir şey yok sanırım. Bir sonraki prep görevini yapmamız gerekiyor. Hemen şuradan işaret atalım. Bizim salvage yardımımız neredeydi? Buradaydı. Hemen buraya hızlı bir şekilde işaret atalım. Evet, Jamal aradı tam da düşündüğüm gibi. Bakalım ne diyor. Evet, Mission Row bölgesinde o polis karakoluna saldıracağız sanırım büyük ihtimalle. Oraya saldıracağın zaman diyor helikopter hazır olacaktır buradan alman için. Pekala, bu şekilde bir şey söyledi. O zaman hızlı bir şekilde arkadaşlar şimdi tekrardan business'ımıza, yani işletmemize gidelim ve diğer bir prep görevini oradan başlatalım. Evet, tekrardan planlama duvarımıza gelelim ve diğer görevi de başlatalım arkadaşlar. Hemen şu şekilde ekrana erişelim. Evet, bu görev zaten tamamlandı. Az önce yaptığımız görevde üzerine çizik de atılmış. Şimdi Tactical Gear görevini başlatıyoruz arkadaşlar. Hemen Enter tuşuna basarak başlatalım. Evet, Jamal arıyor. Bakalım ne diyor. Birini hapisten çıkarmak bayağı hani sağlam direnişle karşılaşmak gibi bir şey dedi. So, we gotta get you set up for success. Başarı için bazı şeyleri hazırlamak gerekiyor diyor bu görevde. Sanırım birkaç ekipman alacağız ya da çalacağız bu görevde. Zırh gibi, işte bombalar gibi vesaire, bu tarz ekipmanları çalacağımız bir yer söyledi. IAA şirketinin bir dolabı sanırım, gizli bir dolabı olabilir, emin değilim. Oraya gitmemizi istiyor. Pekala, hızlıca oraya da gidelim. Evet, mekan burası. Evet. Sanırım ne diyor? Yan taraftaki şu merdivenle istiyorsan üste çıkabilirsin diyor. Ancak yani biz buraya girersek muhtemelen bizi direkt öpeceklerdir. O yüzden onlar bizi öpmeden önce biz onları öpelim diyorum. Hatta şöyle yani güzel bir onlara sürpriz yapabiliriz. O şekilde değil aslında, şöyle compact grenade launcher'la da... Herhalde burası temizdir. Şurada bir arkadaş var. Bu arkadaşı görmemişiz. Neyse ki bize sekmedi. O arkadaş öldü sanırım. Tamamdır. Hemen şurada aslında hızlı bir şekilde ben zırh mırh da giyeyim. Çünkü bunlar lazım olacak birazdan. Tamamdır. Buradan çıkalım yukarı doğru. Biraz da çatıda var sanırım. Anladığım kadarıyla. En azından minimap'ten gördüğüm kadarıyla.
Etrafımızda bir sürü düşman var. İşte beni böyle beklersen olmaz. Ama şöyle bir spor yapabiliriz sana. Orası değildi. Şöyle. Ya da şöyle yapabiliriz. Hani daha kolay. Şuradan sektirip. Neyse birazcık vursun ya da çok önemli değil. Gerçi öldü sanırım ya da geri çıktı. Başka bir de şurada bir yerde var. Tam görmüyorum ama. Tamamdır, biz içeri girelim bakalım. Evet, located tactical gear. Tactical gear'ın yerini belli diyor, belirle diyor. Hemen aşağı doğru inelim bakalım. Evet, burası kalabalık bir mekan anladığımız kadarıyla. Ve çıkar çıkmaz da vuruyorlar. Tamam, güzel. Bomba çok kullanmak istemiyorum. O yüzden. Güzel de vuruyorlar gerçekten. Şöyle arada tabii ki de zırh mırh da giyelim. Tamamdır. Etraf temiz olması lazım. Şöyle bir dolaşayım. Sürpriz niteliğinde biri çıkmasın sağdan soldan. Bakıyorum. Tertemiz. Tamamdır. Şimdi sanırım o minimap'te işaretli olan araçlara mı bineceğiz? Ha, bu şekilde bunları araştırmamız gerekiyor. İstediğimiz teçhizat burada mı gibisinden. Yani bunda yok. Belli oldu. Zaten birkaç tane araç var. Ha, bunda sanırım. Halbuki içi bomboştu. Direkt ilkinde bulmamız güzel oldu. Biri spawn oldu önümde. Ne alaka bilmiyorum ama. Tamam, yani pek bir problem yok. Yani sıkıntımız yok. Pekala, bu araca binelim. Bunu şimdi muhtemelen haritada sarı noktaları işaretlenen yeri götüreceğiz. Yani genel olarak görevler çok da zor değil. En azından bu prep görevleri için bunu söyleyebilirim. Normal görev tadında yani. Evet, sağlığı ciğerde götüreceğiz. Farklı bir mekanı değil bu sefer. Direkt bizim hurdalığımıza, yani işletmemize götüreceğiz bu aracı. Police Ride, ki bunu satın alabiliyorduk arkadaşlar, hatırlıyorsunuzdur belki. Warstock K&K'de satılıyordu. Oyuna eklenen yeni bir araç olarak da ele alabiliriz bu aracı. Arkamızdan kovalıyorlar ancak onlarla hiç uğraşmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Yani direkt biz kendi yolumuzdan gidersek pek bir problem yaşamayacağızdır. Öyle düşünüyorum en azından. Tamamdır, hızlı bir şekilde sağlığı ciğerde da gidelim bakalım. Evet, mekana geldik. Arkadan geldi onlar da, bana yetişti ama tam buraya girdiğiniz arkadaşlar daha sizi kovalamıyorlar ya da ateş etmiyorlar. Onunla bilgisini vermiş olayım. Zaten çok fazla bir sıkıntıya da mal vermiyorlar. Yani hızlı bir şekilde gittiğinizde büyük bir problem çıkarmıyorlar sizin için. Ve böylelikle de ikinci prep görevimizi de tamamlamış bulunmaktayız. Muhtemelen yine bizi Jamal arayacaktır diye düşünüyorum. Gerçi çok aradığında çok da mükemmel bilgiler vermiyor bize. Hani iyi oldu, iyi yaptı, iyi içtim falan gibisinden şeyler söylüyor. Ancak yine de onun aramasını bekleyelim mi yoksa direkt başlayalım mı? Olmazsa bir bekleyelim. Gene de dışarıdayken arıyor bizi. Bakalım, arayacaksa arar. Zaten sonrasında da arkadaşlar son bir opsiyonel görevimiz kalıyor. O opsiyonel görevde tamamladığımızda muhtemelen işimiz bitecektir. Asıl heist'e geçebiliriz demek oluyor. Ki şu an o görevi de bu şekilde yapabiliriz sanırım. 3 tane yine tekrardan daha önceki videoda gösterdiğim olay oldu arkadaşlar şu an. Yani bu simgelere giderek de bu taskları yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ki anladığım kadarıyla bu tasklar ayrı oluyor. Bizim yaptığımız prep görevleri diyeyim ayrı oluyor. Böyle bir durum bulunuyor. Tamamdır, o task görevleri ayrıysa öncelikle dediğim gibi ben bu opsiyonel görevi de yapayım. Daha sonrasında o task görevlerini de geçeriz. Şimdi ilk olarak dediğim gibi şu görevi de merak ediyorum. İkinci yan görev olarak bunu muhtemelen yapacağız. Ancak şimdilik bu ana görevi tamamlayalım. En son tüm ana görevler bittikten sonra onu da yaparız. Bu arada çaldığımız LSPD aracı da burada gördüğünüz üzere. Pekala, hemen tekrardan planlama duvarıyla etleşime geçelim ve opsiyonel görevimizi de yapalım arkadaşlar. Önceki videoda da söylemiştim. Bu opsiyonel görevi yapmasanız da olur. Adı üstünde zaten opsiyonel. Ancak yaparsak muhtemelen ekstradan heist sırasında erişebileceğimiz seçenekler olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu disrupt equipment'ı hemen başlatalım. Jamal arıyor, bakalım ne diyor. Mayor, we threw those gas grenades into the vents, right? But all the guards had masks on and didn't pass out. No, I'm not scared or anything, but let's just make sure they have as little equipment as possible, okay? I'm sending you the location of the LSPD lockup that just had a shipment dropped off. We'll find more of them after that. Sanırım yine bir şeyler çalacağız, ekipmanlar çalacağız. Sol üstte de zaten bunun bilgisi yer alıyor tam olarak. Soygun sırasında diyor, polislerin giydiği maskeleri bir nevi şu an engelleyeceğiz arkadaşlar. Bu yapacağımız görevle birlikte onların ekipmanlarını yok edeceğiz. Bu şekilde de söyleyebiliriz. Tamamdır, hızlı bir şekilde gidelim. Evet, mekana geldik bu arada yavaş yavaş. Go to La Mesa. Tabii yine polisler orada yer alıyor. Yani çok yaklaşınca direkt polisler bizi arıyor. Dolayısıyla şöyle şurada inmek istiyorum hemen.
Neden bu şekilde indi pek bilmiyorum ama pekala. Motorumuz burada dursun. Buradan tekrar ona erişebilir miyiz? Erişiriz, tamamdır. Mekana geldik. Herhalde buraya girişeceğiz. Yani öyle düşünüyorum. Evet, Breaking to LSPD Lockup. Şuraya bir giriş diyor. 3 yıldız olduk bu arada. Pekala, pek bir sıkıntı olmasa gerek. Destroy the LSPD Equipment. Tamamdır, bu da çok zorlamadı. Bunu da şöyle sticky bombla vesaire patlatabiliriz. Bu kadar. Yani burada ekstra bir şey var mı? Ekstra bir şey yok sanırım. Şurada bir sanırım sevkiyat notu var arkadaşlar. Bunu bu şekilde toplayacağız ve diğer sevkiyatları sanırım öğreneceğiz. Tam emin değilim ancak hemen şuradan bir çıkalım bakalım. Evet, buradan çıktık. Şimdi bizden ne istiyor? Tabi polisten de arandığımız için onlardan kurtulmamız da gerekebilir. Evet, dediğine göre şu an bizden tam olarak birkaç tane haritada zaten şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle birazcık daha yukarıya çıkayım. Polisler bizi aramasın. Tamamdır. Şu şekilde size göstereyim arkadaşlar. Haritada birkaç konumda LSP yani polislerin ekipmanları var arkadaşlar. Bunlar sevkiyatlar. Bunlar polislere gidiyor. Ama eğer biz bunları yok edersek arkadaşlar 8 dakika içerisinde böylelikle görev sırasında işimiz çok çok daha kolay olmuş olacak. En yakın bize ekipman hangisi diye bakıyorum. Sanırım şuradan başlayabiliriz. Hızlı bir şekilde bu taraftakine gidelim arkadaşlar. Dediğim gibi sağ aşağıda zaten süre görüyorsunuz. 7 dakikalık bir süremiz var ki birazcık daha fazlaydı o. 8 dakikaydı sanırım. Birazcık harcadık az önce süreyi. Bu 7-8 dakikalık süre içerisinde toplamda 4 tane ekipmanı patlatmamız gerekiyor. Bir tanesini patlatmıştık zaten. Şu anda da bir diğerine, ikincisine gidiyoruz. Tamamdır, hızlı bir şekilde bir diğerine gidelim bakalım. Evet, mekana geldik ancak burada tabii ki her zaman olduğu gibi direnişle karşılaşıyoruz. Bu arkadaşlar aslında direkt yani hiç uğraşmayıp şöyle bir şey de yapabiliriz. Bunu opresöre de yapabilirdim ancak ya çok zor değil yani bu görevler. 6-7 dakikada çok çok yani kolaylıkla yapabileceğiniz görevler olduğunu düşünüyorum açıkçası. Sol listede bir bilgi yer alıyor arkadaşlar. Ne kadar fazla polis ekipmanı patlatırsanız robbery sırasında yani soygun sırasında o kadar az maske takacaktır polisler diyor. Bu şekilde bir bilgi yer aldı. Arkamızda düşmanlar çıktı ortaya ancak pek bir önemi yok onların. Sol taraftakine gidelim, en sonunda üst taraftakine gideriz. Zaten dediğim gibi çok zor değil. 5 dakika 6 dakika çok çok uzun bir süre arkadaşlar. Eğer bir opresörünüz varsa, benim şu an kullandığım araç gibi bir opresörünüz varsa, görevi aşırı kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Zaten şu an görüyorsunuz ne kadar kolaylıkla yapabildiğinizi. Bunun dışında yoksa da zaten bombayla, roketle vesaire de patlatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da bir seçenek. Bunu da söylemiş olayım. Tamamdır. 3 tanesi tamamlandı. Sadece 1 tane kaldı arkadaşlar. Hızlı bir şekilde o sonuncu ekipman aracına da gidelim bakalım. Evet, dördüncü de böylelikle almış olduk ve gördüğünüz üzere work complete yazdı arkadaşlar. LSPD equipment destroyed ve böylelikle görevimiz de tamamlandı arkadaşlar. Dediğim gibi son olarak sanırım şu haritadaki yeşil çanta görevlerini yani taskları yapmamız gerekiyor. Şöyle bir bakıyorum, evet 3 farklı görevimiz hala duruyor. Yani bizim bu bir nevi prep görevlerimiz tamamlandı, bir de task görevlerimiz bulunuyor ki bir tanesine aslında yaklaştık. Hemen şuradakine gidebilirim. Orada Jamal arayacak mı bilmiyorum. Genellikle arıyor çünkü bu görevlerden sonra. Şöyle şurada bir gelin. Evet, arada ne diyor bakalım. Bu mükemmel de diyor. Daha kolay olacak diyor şimdi işte görev kısacası. Tamamdır. Yani şu an mekana da geldik. Evet. Sanırım şu aracı falan mı çalacağız? Tam anlamadım. Bakıyorum. Şöyle bir yaklaşalım bakalım. Evet. Gangbanger robberisi için Jamal'la iletişime geçerek bir kaçış aracı çalma görevini başlatabilirsin diyor buradan. Hemen şurada aracımızı park edelim. Nedense böyle iniyor aslında. Normalde havadayken F'ye bastığınızda yani araçtan inmeye bastığınızda böyle yavaş yavaş iner ve çıkardı araçtan. Ancak bugün nedense böyle oldu. Pekala. Öncelikle ben bir üstümdekileri yenileyim arkadaşlar. Canım manamı yenileyim. Şimdi E tuşuna basalım ve Jamal'la konuşalım bakalım. Bu görevi de bu şekilde başlatıyoruz. Değişik bir görevi başlatma sekansı olmuş. Evet, görev başlattık. Jamal arıyor. Ne diyor bakalım? Heard about the carjacking ring based out of a shitty auto shop. Now they have a bunch of stolen armored cars. Bayağı bir zırhlı araç varmış bu gideceğimiz yerde. You'll find a solid getaway vehicle. Hani oraya bir bakarsan, böyle bir gözlemlersen bizim için güzel bir araç bulabilirsin diyor. Ama tabii hani oraya gittiğinde evet, garaja gir diyor bu arada. Ha, burasıymış. Ben farklı bir yere gideriz diye düşünüyordum. Direkt buradaymış. Bu arada hani oraya gittiğinde diyor böyle birazcık direnişle karşılaşabilirsin. Tutup da hani sana direkt araçı vermezler diyor. O yüzden şöyle silahımızı elimize alalım ve içeriye giriş yapalım bakalım. Evet, yani direkt mekana girdik ve aksiyon başladı. Neden direkt bana silahla başladı onu anlamadım. Yani ben sonuçta tutmuştum elimde şeyi. Bu arada arkada bir eleman kalmış.
Herhalde bu kadarız. Daha fazla kişi yok. Tamamdır. Eritiyorlar ama canı gerçekten. Şöyle ben tekrardan zırhlarını falan giyeyim. Şimdi 3 farklı araç var arkadaşlar. İstediğimizi pardon 4 farklı araç bulunuyor. 1, 2, 3, 4 hatta 5 farklıymış. Haritayı döndürdükçe şu an belli olmaya başladı. Birincisi bu, ikincisi bu, 3 şu, 4 bu, 5 bu, 6 da bu, 2, 4, 6 tane varmış. Şu an tam olarak görebildim minimap'ten. Evet, bu istediğimiz araçlardan birini çalabiliriz. Bu zırhlı bir araç arkadaşlar. Galivanter Bowler adındaki araç. Yan tarafta zırh plakalarını görebiliyoruz. Bunun dışında şu araç gözüme çarptı. Bu da aslında fena olmayacak bir araç olabilir. Bunun da zırhı bulunuyor aynı şekilde. Bu araç, yani bu aracın bir zırhı bulunmuyor. Tabii ki illa zırhı bulunmasına gerek yok. Yani bunlardan birini de çalabilirsiniz. Ancak yani mesela şu aracı aldığım zaman, yani bilmem ne kadar iyi olur benim için. Gerçi bunun da zırh plakası bulunuyor. Bu aracın da zırhı bulunuyor. Yani açıkçası sanırım ben bu araçlardan en hızlısını tercih etmek gerekirse şu olacaktır diye düşünüyorum. Ancak birazcık daha böyle, ki şu araç da çok güzel duruyor bu arada. Böyle modifiyeli falan. Hoş duruyor. Ben bu aracı alacağım. Güzel de gözüküyor şu an gerçekten. Hemen şu şekilde binelim. Bravo da Buffalo STX. Pekala, bu arada race'ler geliyor. Hemen onları indirelim. Şuradan da çıkalım şu şekilde. Tamamdır. Evet. Güzel araçlarla bizi öldürmeye geliyorlar. Yani bu araçları ben çalmak istiyorum şu an. Hepsi de çok güzel araçlar. Sen de gel bakayım. Bravo da Banshee ama yani gerçekten güzel araç. Ablacım durursan. Gerçekten güzel araçlar da geliyorlar. O araçları da alasım geldi şu an. Pekala. Yani şu an yani bunlar sürekli gelecek. Bunlarla uğraşmasak da olur. Çok darlamadıkları müddetçe. Sanırım 3 noktadan birine koymamızı istiyor oyun bizden bu aracı. Hemen şu an bir ESC'ye basarak bakmak istiyorum açıkçası. Bakayım o 3 nokta. Bu 3 yerden birine koyabiliriz. Pekala, bir gidelim bakalım. Yani çok büyük bir fark oluşturur mu bilmiyorum. Sonuçta karakola gireceğiz anladığım kadarıyla. Ve karakoldan çıktıktan sonra ne kadar yakın olursa araç bize o kadar iyi olur diye düşünüyorum. O yüzden bakacağız artık, göreceğiz diyelim. Zaten geldik, hemen burası mekan. Biraz kötü kullandık ama yapacak bir şey yok. Zaten bu aracı tahmin eder oyun herhalde. Yani bu şekilde kullanmayız diye düşünüyorum high sırasında. Arkadan yine geliyorlar ama çok darlamıyorlar dediğim gibi. Dediğim gibi arkadaşlar, bu sol taraftaki sarı noktaya gidebiliriz ya da sağ taraftaki sarı noktalardan birine. Ben bu sol tarafı tercih edeceğim. Yani çok bir önemi olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Şu şekilde tersine park edelim bakalım. Evet, E'ye basıyoruz ve böylelikle bu aracı da buraya yerleştirmiş bulunmaktayız. Ancak bizden bölgeyi terk etmemizi istiyor. Başka ne diyor? Robbery, evet. Soygun sırasında diyor ki buradan istiyorsan bu aracıyla kaçabilirsin diyor. Polislerden kaçmak adına. Pekala, benim motorum nerede bu arada? Motorumu da çağırabilirim şu şekilde. Hemen manager vehicle'dan request diyelim. Motorla kaçalım çünkü bu araçlar şimdi birazcık zor olur. Hemen gelmesini bekleyelim. Leave the area. Daha sonrasında kaçacağız. Evet, motorumuz geldi. Hemen hızlı bir şekilde hemen binelim şu şekilde ve buradan da kaçalım. Evet, task complete. Bu görevi böylelikle yapmış bulunmaktayız arkadaşlar. İki task daha kaldı. Bu iki task'ı da yaptığımız zaman sanırım ana heist'ı, yani ana soygun görevini başlatabileceğiz. Şimdi ilk olarak bunun için arkadaşlar tabii ki de yapmamız gereken şey Salvage Yard'a gitmek olacaktır ki orası da bildiğiniz üzere burası oluyor. Ki illa oraya gitmemize de gerek yok bildiğiniz üzere. İstiyorsanız tabii ki gidebilirsiniz. Ancak bizim zaten haritamızı işaretli olduğu için buralardan da yapabiliriz. Ben buradaki göreve gitmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde oraya işaret atalım ve oraya da gidelim bakalım. Evet, Jamal arıyor bu sırada. Bakalım ne diyor. Buffalo'yu mu seçtin? Buna saygı duyarım diyor. Yani güzel araç çünkü görünüşü, kullanışı, hızı, hızlanması, her şey güzel araç. Neden olmasın diyoruz tabii ki. Tamamdır. Mekana da geldik bu arada. Hemen şöyle park edelim motorumuzu. Evet, şuna basacağım şu an. Tamamdır, bastık. Bakalım ne olacak. Evet, bu görevimizde Weapon Stash arkadaşlar. Sol aşağı tarafta zaten görüyorsunuz bilgisini. Şimdi Jamal arayacaktır. Bakalım ne diyecek. So I got a friend. Bir arkadaşım var diyor. Ammunition'da. Bir tane birkaç silah ayarlayacak diyor. Now we're aiming to do this non-lethal, but once you make it outside the police station, you might need them. Hani polis istasyonunun içerisindeyken bunu silah kullanarak yapmayalım diyor. Yapmayacağız diyor bu görevi. Ancak polisten çıktıktan sonra, istasyondan çıktıktan sonra biraz polislerden kaçarken silah gücüne ihtiyacımız olabilir diyor. Dolayısıyla şu an o olayın görevini yapıyoruz arkadaşlar. Ammunition burası zaten. Tamamdır. Buradan çıkalım hemen. Bakalım nasıl bir görev olacak bu da. İçeri girdik. Ne diyor? Locate the unmarked weapons. Evet, Jamal'ın kontağı tarafından bırakılan silahları bul diyor arkadaşlar. Ki şurada bir evet çanta görüyorum. Bakıyorum, muhtemelen bu olması lazım. Bakıyorum, aynen bu oluyor. Tamamdır, bunu aldık.
Şimdi yapmamız gereken başka bir şey yok diye düşünüyorum. Stash the weapons at the police station. Sanırım bir tek şu an bu aldığımız silahları polis istasyonuna bırakmamız gerekiyor arkadaşlar. Oraya zulalamamız gerekiyor ki polis istasyonundan çıktıktan sonra muhtemelen soygun sırasında bu silahları kullanabilelim. Dolu aşağıda bir mesaj atmış. Ne diyor? Thinking the guns will be safe under the dumpster behind the plane. Aynen. Sanırım bir çöp konteynerinin vesaire arkasına koymamızı söylüyor Jamal. Bu şekilde silahlar güvende olacaktır diyor. Pekala. Hemen oraya da gidelim. Zaten çok uzak bir mesafe yok. Hemen geldik sayılır. Görevleri yapmak yani çok kolay diyebilirim arkadaşlar. Çok beni zorladığını söyleyemem şu ana kadar. Evet, mekan burası bu arada. Bir önceki videoda buraya geldiğimizde polisler tarafından aramıştık ancak şu an bir problem yaşamayız diye düşünüyorum. Şöyle bir inelim bakalım aracımızda. Bakıyoruz. Buraya bir yere diyor. Evet, tam olarak burası sanırım. Şöyle bırakalım buraya. Burada suspicion. Sağ aşağıda gördüğünüz arkadaşlar bu mekanda ne kadar fazla dikkat çekerseniz yani vakit geçirirseniz o kadar dikkat çekiyorsunuz. Dolayısıyla bir an önce buradan çıkmamızı istiyor oyun bizden. Hemen şöyle motorumuza da atlayalım. Evet, gördüğünüz üzere oradan çıktıktan sonra suspicion seviyemiz azalmaya başladı. Yani birazcık acele etmemiz gerekiyor ama o kadar da fazla sürenizi almayacaktır. Bunda bilgisini vereyim. Tamamdır. Buradan da bir hızlı bir şekilde ayrılalım ve task complete. Gördüğünüz üzere bu görevi de başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. Son bir taskımız kalıyor arkadaşlar. Ana heist'tan önce. Dolayısıyla o görevi de yapmak istiyorum şu an. Ona bakıyorum. O neredeymiş? O da şurada hemen zaten. Hızlı bir şekilde onunla da gidelim arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoda daha çok bu şekilde taskları tamamlayalım. Ana heist'i de bir sonraki videoya bırakacağım muhtemelen. Onu da birazdan zaten göreceğiz. Bu arada ne diyor Jamal? Şu şekilde telefondan da okuyabiliriz bu arada. The weapon should be fine there. Orada hani sıkıntı yaşamaz diyor silahlar. Çöpçüler de zaten yakın bir zamanda oradan çöp almayacağı için bir problem olmayacaktır diyor. Pekala. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Şansla bol oradan tabii çöpçüler alırsa silahları kötü olurdu. Bunun dışında evet mekana geldik. Hemen tekrardan opresörümüzden inelim ve E tuşuna basarak Jamal'la iletişime geçelim. Bakalım bu görev neymiş? Stun Guns alanında bir görev yapacağız arkadaşlar. Ki Stun Guns'ı biliyorsunuz oyundaki şok cihazı da diyebiliriz. Şok silahı. İşte buna istinaden bir görev gerçekleştireceğiz. Hemen arıyoruz Jamal'ı. Bunu ölümcül olmayan şekilde yapacağız diyor bu görevi. Dolayısıyla hani sadece bir araba için onca polisi öldürmek olmaz. Dolayısıyla bu silahlara ihtiyacımız olacak anladığım kadarıyla. Now I got the license plate here for a security guard's car. Should have loads of spares in it. Evet, bir tane aracın içerisinde bayağı bir olacaktı diyor bu stun gun'lardan. Dolayısıyla şimdi onu yapacağız. Evet, look for the car with the license plate. 21 CMM 287. Stun gun'lar bu aracın içerisindeymiş arkadaşlar. 21 CMM 287. Ki yani direkt tek atmam da gerçekten çok iyi oldu. Gerçi yani polis aracı bunlar. Yani patrol falan yazıyor gerçi ama kendileri belli ediyor ve başka araçta olmaması bu aracı kolay bulunabilir kılıyor. Tamamdır, bu görevi yapacağız arkadaşlar. Şöyle arka tarafına gelip bagaj kısmını açmamızı istiyor oyun bizden. Hemen açalım bakalım. İçerisinde stun gun'lar olduğunu söylemişti oyun bize. Hemen E tuşuna basıyoruz. O bu arada alarmı çaldı ama biz buradan herhalde çıkarsak, kaçarsak bir problem olmayacaktır derken o diğer patroller, polisler geldi. Tamamdır. Yani onlar çok büyük bir problem çıkarmayacak bize. Ancak yani bu şekilde peşinizden de kovalıyorlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Görün vesaire yapacağınız zaman bunu dikkate alın. Pekala, şu an hızlı bir şekilde arkadaşlar salvage yard'a da götürelim bakalım ekipmanlarımıza. Evet, mekanımıza geldik. Silahları da buraya getirdiğimiz zaman bu taskımız da böylelikle başarıyla tamamlanmış olacaktır. Evet, task complete, stun guns acquired şeklinde arkadaşlar bu görevi de tamamlamış bulunmaktayız. Bu arada bakıyorum yeni bir şey yoksa acı bu çaldığımız zırhlı araç burada bizi karşılıyor. Hemen E tuşuna basalım, planlama duvarına bir göz atalım arkadaşlar. Muhtemelen şu an görevi başlatabiliriz yani ana soygunu. Bakalım ne diyor? Polis istasyonu basıyoruz dedi. Polislerle dolu olan. To steal a car from an armed gang. That's what we're doing. Okay. Evet, şu an bütün görevleri yaptık arkadaşlar. Hem buradaki prep diyebileceğim görevleri yaptık hem buradaki taskları yapmış bulunmaktayız. Şimdi sadece tek yapmamız gereken şey start robbery demek arkadaşlar. Daha sonrasında görevimiz başlayacaktır. Bu arada bahsetmem gereken bir diğer detay da arkadaşlar, hatırlarsanız bu business'ı alırken yani salvage yard business'ını alırken bir kasa almıştık biz arkadaşlar. Yani duvar kasası, içerisinde para biriken işte o kasa sayesinde de arkadaşlar buradan pasif gelir elde edebiliyoruz ki daha önce de demiştim bunu. Yani bu kasanın ana amacı bu arkadaşlar. 300 dolar birikmiş örneğin. Bu 300 doları tam olarak nereden alacağım. Şu an bakıyorum. Evet, burası olması lazım. Şöyle E tuşuna basalım bakalım. Burası ise güzel yapmışlar gerçekten kasayı. Bir Grotti markalı araç görüyoruz. Ya hoş bir kasa olmuş. Yani şu ana kadar oyunda gördüğüm en iyi kasa diyebilirim. Hemen şöyle üzerine gelelim. Toplayalım mı? Evet, güzel olmuş. Yani bu safe özelliği size pasif gelir kazandırıyor arkadaşlar buradan. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Buralara hiç bakmamıştık. Burada ne karşılıyor bizi? Yatak odası karşılıyor. Buradan muhtemelen aynen kıyafetlerimizi değiştirebiliyoruz. Bu işletmemiz de bu şekildeydi. Burada ufak tefek şeyler de bulunuyor tabii. Örneğin snacks. Hemen snacklerimizi yenileyelim
yenilendim buradan. Görevler sırasında zira bunları çok çok kullanıyoruz. Bunları da yeniledik. Onun için arkadaşlar dediğim gibi bir sonraki videoda bu heist'ı başlatmış olacağız. Şu an yeterince uzun oldu zira. Ekstradan uzatmak istemiyorum. Pekala o zaman arkadaşlar. Umarım ki bu video işinize yarmıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp bir yorum yazarsanız çok sevinirim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.